Herkese merhabalar. Ben Rüzgar Ecevit. Şu anda size benim seçtiğim konu olan ayın hareketleri ve evreleri konusunu göstereceğim. Daha doğrusu bunu bir proje ödeviyle göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 8 tane evre var. Bunların 4 tanesi ana evre, 4 tanesi ara evre diye ayrılıyor. Ana evreler yeni ay, ilk 4'ün, dolunay ve son 4'ün. Bunlar şuradaki gördüğünüz ışıktan gelen güneş yansımalarıyla bizim olduğumuz yer yani dünyaya bu şekilde yansıyor. Mesela biz burada diyelim ki şurada oturuyoruz. Burada yeni ay güneşten gelen ışığı yeni ay dünyaya yansıttığı için yani buradaki ay yeni aya dönüşüyor. Burada ise buradaki ay şekli ilk 4'ün yani buradan ışık geldiği için burası karanlık, burası aydınlık olur. Bu da bize bu şekilde yarı bir şekilde yansıyor. Dolunay'da hiçbir şekilde ışık gelmediği sürece buradaki ay böyle beyaz kalıyor. Yani bembeyaz normal bir şekilde. Son 4'ünde ise bu son 4'ünde bu tarafta kaldığı için dünyaya da bu şekilde yani ilk 4'ünün ters bir şekilde bize yansıdığını görebiliriz. Mesela buradaki yeni aydan ilk 4'üne geçen evre arası bir hafta sürdüğü için bir hafta sürecinde yeni aydan ilk 4'ünü biz dünya üzerinden görürüz. Ama bu bir haftalık sürecin içinde ara kısımlarda veya geçişlerde biz buradaki hilali görürüz. Bundan sonrasında İlk 4'üne geliyoruz. İlk 4'ünle dolunay arasındaki bir haftalık evrede yine aynı şekilde o evreden buraya doğru geçerken ara kısımlarda şişkin ayı görürüz. Dolunaydan son 4'üne doğru geçen haftada ise şişkin ayı tekrardan görürüz. Ki bu da aynı ilk son 4'ünün olduğu gibi şişkin ayla buradaki şişkin ay arasında bir ters yani ters dönmüş gibi bir şey olur. Bu ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında saat yönünün tersine doğru döner. Yani şu şekilde, daha doğrusu size göre farklı olacak ama bana göre şu şekilde dönecek. Bu şekilde giderse eğer saat yönünün tersi şu şekilde oluyor. Yani bu şekilde döne döne yeni aydan bir hafta yani tam bir ayda oluyor galiba. Evet, bir ayda oluyor. Bu da 29 gün 12 saate denk geliyor. Dördüne, şişkin aya, dolunaya, şişkin aya, son 4'üne, hilal ve yeni aya doğru tekrardan gelene kadar bir aylık bir süreç geçiyor. Ve bunu da saat yönünün tersinde dönerek yapıyor bunu, bu işlemi. Benim proje ödevimin anlatım kısmı bu kadardı. Şimdi size bu projede kullandığım eşyaları söyleyeceğim. Burada sarı bir kağıt kullandım ve bunun üstüne bu şeyin, güneşin ışınlarını bir kalemle çizmeye çalıştım. Yere böyle aksesuar olsun diye ve tam da böyle bir uzay gibi görünsün diye yıldızlardan koyduk. Ortada dünya modeli. Bunu trend yap. Ortada dünya modeli. Bu da bunu da kırtasiyeden aldık zaten. Öyle bir şey demiş. Bu ortada dünya modeli var. Kenarlardaki boyadığım toplar ise pingpong topları. Bunları siyah akrilik boyayla daha doğrusu ay modeline göre boyadık. İsimlerini de buraya yazdık. Burada hilal yazıyor. Tabii kamera açısından görünmüyor olabilir ama burada hilal, son 4'ün, şişkin ay, dolunay, şişkin ay, ilk 4'ün, hilal ve yeni ay olarak burada yazılar var. Onun dışında bir şey yok. Ben 5 sınıfından Rüzgar Ecevit, tekrardan söylüyorum. Projem bu şekildeydi. Thank you.